Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi elimde terabandım var. Bugün kol kaslarımızı, sırt kaslarımızı çalıştıracağız. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak tabii ki hem bandınızın direnciyle yani sertliğiyle hem de kolunuzun mesafesiyle kendinizi ayarlamanız gereken bir egzersiz olacak. Hemen dizlerimin altına yerleştirdim bandımı ve kolum gergin, öne doğru bakıyor elim ve yana doğru açıyorum. Dediğim gibi direnç bandınızın sertliğine, uzunluk mesafesine göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Dirseğinizi kırmamanız gerekiyor. Her daim bileğiniz karşıya bakacak. Kolumuzu başımızın üstünde olacak şekilde yana doğru açıyoruz. 5 tekrardan sonra biraz sertleşiyor bant. Nedense nefesle destekliyoruz kuvvetimizi. Hep aynı yüksekliğe çıkarmaya çalışın. Varsa ayna karşısında yapabilirsiniz. Kolumuz titremeye başladı. Son 5, 4, 3, bileğinizi kırmıyorsunuz. 2, 1. Belli bir tekrardan sonra bileğiniz oynamaya başlıyor. Bileğinizle kendinize doğru, yukarı doğru çekmeye başlıyorsunuz. Özellikle bu noktaya dikkat çekelim. Sizler de bu hataya düşmeyin. Yine diğer tarafa da aynı şekilde uzattım kolumu, bileğimi öne doğru çevirdim. Kol kaslarımız çalışıyor, omuzlarımız çalışıyor. Aynı şekilde sırt kaslarımız da aktif. Direnç bandını serbest bırakırken özellikle kontrollü olmasına dikkat edin. Bir anda bırakmanız tüm kol kaslarınıza hasar verebilir. O nedenle yavaşça yukarı doğru kaldırıyoruz, yavaşça indiriyoruz. Son 5, 4, 3, yine tekrar edelim, bilekten oynatmıyoruz, 2 ve son. Yine bu egzersizi dakikayla, saniyeyle yapabilirsiniz. 45 saniye yapıp 15 saniye, 10 saniye dinlenme molası verebilirsiniz ya da 15 tekrar ve 3 setle egzersizinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi yine dizlerimizin üzerindeyiz. Ayakta olanlar ayakta da yapabilir. Yine direnç bandımızı önde kollarımızı açarak bir arada tutuyoruz. Dirseklerimiz düz olacak, kırmıyoruz ve uzatıp küçük küçük yana doğru açıyoruz. Özellikle ön kol kaslarınız çalışıyor bunda. Arka kol kaslarımız çok aktif değil. Ancak her iki kol kas grubu da aynı derecede çalışmış olacak. Yine bileklerimizi hareket ettirmiyoruz. Sabit, karşıya bakıyor avuç içlerimiz.
küçük küçük yanlara doğru hareket ediyoruz. Eğer çok zor gelmiyorsa biraz daha daraltabilirsiniz. Böyle açabilirsiniz. Bu işinizi biraz daha zorlaştıracaktır. Benim için bir önceki daha uygundu. Yanları açtığımda da yine kırmıyorum. Her daim dirseklerim düz olacak. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Ah! Bu kadar fazla çalıştıracağını düşünmemiştim. Ancak inanılmaz kol kaslarınızı çalıştıran iki egzersiz. Şimdi üçüncü egzersizimize devam ediyoruz. Direnç bandımızı yine dizlerimizin altına yerleştirdik. Kollarımızı hafifçe omuzlarımızla birlikte geri itiyoruz. Yapacağımız egzersiz kollarımızı geriye doğru hafifçe itmek olacak. Bunda hem arka kol kaslarımız hem de sırtımız çalışıyor. Belimize yüklenmemek amaçlı yine karnımızı içeri çekiyoruz. Kollarınızı çok yana doğru açmanız gerekmiyor. Geriye doğru itmemiz yeterli olacak. Son 5, 4, 3, 2, 1. Tüm kol kaslarınız aktif bir şekilde çalışıyor. Yani direnç bandı bir süre sonra o kadar sertleşiyor ki zaten. Yapmakta zorlanabilirsiniz. Yine 10'ar saniye arada mola vermeniz kol kaslarınızı biraz da olsa dinlendirmede faydalı olacaktır. Ben terlemeye başladım bile ama bırakmak yok, devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız egzersiz de aslında biraz önceki egzersizin tam zıttı olacak. Yine dizlerimizin altına yerleştirdik. Bu kez öne doğru açacağız. Ancak biraz gevşek tutuyorum bandımı ki tam olarak öne doğru belli hizada açabileyim. Hatta biraz daha gevşetebilirim. Tuttum. Yine bileklerim karşıya bakacak. Yana doğru hafifçe açabilirsiniz ya da belli mesafede tutabilirsiniz kollarınızı. Yine kollarımızı aşağıya doğru indirirken kontrolü bırakmıyoruz. Her daim kaslarımızın kontrolü bizde olacak. Birini bıraktık ve diğerini kaldırdık. Çapraz bir şekilde senkronik kollarımızı hareket ettiriyoruz. Nefesle desteklemeyi unutmuyoruz tabii ki. Belli mesafe ne kadar olabilir? Göğüs hizanıza getirebilirsiniz. Biraz daha çıkarabiliyorsanız baş hizanıza getiriyor olabilirsiniz. Benim için göğüs hizası yeterli. Kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz yine. Eğer ki bu hareketin farklı bir versiyonu yapmak isterseniz bu kez ayakta da yapabilirsiniz. Yine ayaklarınızın altına yerleştirip bandı. Hafif dizlerinizi kırıp parmak uçlarınızı geçmeyecek şekilde sırtımızı dik tutuyoruz ve kollarımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Son 5, 4, 3, 2, 1. Yine serbest bıraktık bandı. Bu egzersizimizde
15 tekrar ve 3 set halinde tamamlayabilirsiniz. Her iki versiyonu da yapabilirsiniz ayrı ayrı. Tek bir versiyonu da yapabilirsiniz hangisini dilerseniz. Şimdi sıradaki egzersizimizde gördüğünüz üzere yere oturdum. Dizlerim sabit kalacak, kırmıyorum dizlerimi. Karşıya doğru uzattım, parmak uçlarım yukarıyı gösteriyor, sırtım dik. Önce pozisyonu anlatıyorum size. Sırtım dik olacak, kollarım ileriye doğru uzanmış olacak ve her iki kolumu da kendime doğru çekiyorum. Bunu kürek çekmek gibi düşünebilirsiniz. Ancak sırtınızı kapatmıyoruz, kamburlaşmıyoruz kesinlikle. Sürekli sırtınızın dik olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yine karşıya uzattım kollarımı. Çapraz bir şekilde bandımı tutuyorum. Hem sırt kaslarım hem de kol kaslarım çalışacak. Gördüğünüz üzere dirseklerim yana doğru açık bir şekilde, kapalı tutmuyorum. Yana doğru olabildiğince kendime doğru da çekiyorum aynı zamanda. Sırt kaslarım da oldukça aktif bu egzersizde. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bu oturma pozisyonunda dediğim gibi dikkat etmeniz gereken ilk kural sırtınızın kamburlaşmaması. Olduğunca dik olması gerekiyor. Çünkü sırt kaslarımız da çalışıyor, postürümüz de düzeliyor. Aynı zamanda kollarımızı yana açıyoruz. Omuz ve kol kaslarımız da aktif bir şekilde. Yine karnımızı içeri çektiğimiz için ve nefesle desteklediğimiz için karın kaslarımız da çok az da olsa aktif hale geçiyor. Bacak kaslarımız da aynı şekilde bütün dengeyi sağlayan kısım olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yine bu egzersizi 15 tekrar ve 3 set halinde de yapabilirsiniz. Dilerseniz 45 saniye yapıp 15 saniye molayla 1 dakikaya tamamlayabilirsiniz. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Sıradaki egzersizimiz yine direnç bandımızda olacak. Yine kollarımızı havaya kaldırdık. Belli bir mesafe aralık bırakıyoruz. Omuzlarımızı kapatmıyoruz, serbest bırakıyoruz. Ve iki yana doğru kollarımızı geriye doğru açarak gerdiriyoruz. Dirseklerimiz yine kırık değil. Bunu bir kez daha tekrarlayalım. Avuç içlerim karşıya bakıyor. Bileklerimi hareket ettirmiyorum. Kollarımdan kuvvet alıp iki yana doğru direnç bandını açıyorum. Karnım yine sıkı. Bel boşluğunu kapattım. Belime kesinlikle yük bindirmiyorum. Dilerseniz bu hareketi oturarak da yapabilirsiniz tabii ki. Hangi pozisyonda rahat ediyorsanız, oturarak yaptığınız aşamada sırtınızın dik olduğundan emin olun. Çünkü oturarak yaptığımız her harekette yayılmaya ve postürümüzün bozulmasına çok müsait oluyor vücudumuz. O nedenle yaptığınız hareketi tam olarak bütün vücut kaslarınızı, vücudunuzu hissederek yapmanız, farkındalığa ulaşarak yapmanız daha faydalı olacaktır. Bir kolunuz diğer kolunuzdan daha kuvvetli olabilir. Eğer ki böyle hissediyorsanız, örneğin benim sol kolum daha kuvvetli, sol bileğim, sol kol kaslarım. O zaman birini sabit bırakıp birini açmanız da mümkün. Yine hareketimiz aynı. Tek kol kasınızı da geliştirmeniz ve kuvvetlendirmeniz mümkün böylelikle. Yine direnç bandımızı sabit bırakırken kontrolü bırakmıyoruz. Kontrol her daim bizde olacak. Son 5,
4 3 2 ve son. Bu hareketi yaparken aslında biraz önce söylediğimi tekrar edeyim. Tek kolunuz diğer kolunuzdan daha kuvvetli ya da daha kuvvetsiz olabilir. Kuvvetsiz olan kolunuzu daha fazla çalıştırmanız gerekiyor. Eğer ki iki yana doğru açıyorsanız kollarınızdan biri daha fazla açılmaya müsait olabilir. Bunu yaparken de tek bir nokta belirleyin. Örneğin baş hizama kadar açacağım deyip her iki kolunuzu da kontrol ederek her iki kolunuzun da aynı mesafede açıklığına dikkat edebilirsiniz. Bunu da yine 15 tekrar ve 3 set halinde siz de yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, bugün kol kaslarımızı çalıştırdık, bacak kaslarımızı minimal de olsa çalıştırdık, sırt kaslarımızı çalıştırdık ve direnç bandımızla yapabileceğimiz egzersizlerin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.